Erkan merhaba. Merhaba. Bugün Queen's Cay kısmına geldik. Ailece işte gelinip iyi vakit geçirmek için sahil, deniz kıyısında, göl kıyısında oturmak için güzel bir mekan. Tabii şimdi soğuk, kış ayı ama gene de gelenler var. Hala bir canlılık var. Size buraları göstereceğiz. Burası şehir merkezinde oldukça. CN Tower var arkamızda. Aynen, arkamızda CN Tower var. Tam karşı tarafına düşüyor. O şekilde inşallah hoşunuza gider. Geldik. Ölen itfaiyecileri 1848 yılından itibaren anmak amacıyla böyle bir heykel oluşturmuşlar. Tek tek isimleri yazıyor ölen itfaiyecilerin. Burada Billy Bishop havaalanı da var. Deniz kumarı adı bu değil mi? Deniz kumarı. Geçelim. Deniz kumarı. Hepinize yeniden merhaba. Bugün akşam üzeri Dundas Square'a geldik. Toronto'nun çok bilindik bir meydanı. Çok güzel ışıklar, etraf cıvıl cıvıl, tam da yılbaşı öncesi. Çok hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider.
Herkese yeniden merhaba. Merhaba. Toronto sokaklarında gezdik yılbaşı öncesi, size etrafı göstermeye çalıştık. Çok hoşumuza giden yerler oldu. Onlardan bahsettik. Videonun kapanışında da faydalı bir bilgi verelim istiyoruz açıkçası. Önceki videomuzda görmüşsünüzdür. Çağrı G1 yazılı sınavını geçmişti. Ontario'nun ehliyet sınavının ilk aşaması oluyor aslında. Onun devamında neler olacak? Ne gibi sınavlara ya da işte road testlere girecek? Ayrıntılı bilgi vermek istiyoruz. Hem de gelen soruların bir kısmında aslında ehliyet sınavının aşamalı olduğuna dair bilgi vermemiz gerektiğini de hissettik. Daha ayrıntılı bir bilgi olması açısından şimdi G1 sınavı sonrası nasıl bir yol izleyeceğiz onu anlatacağız sizlere. Evet. Öncelikle merhaba. Ontario'da 3 çeşit ehliyet var. Normal bu otobüs ve tır sürücüsü olmayacaksanız. Bunlar G1, G2 ve G olarak ayrılıyor. Bizim ehliyetlerimiz burada geçerli olmuyor. Bizim Türkiye'deki ehliyetlerimiz bildiğiniz üzere burada 60 gün geçerli. Sonrasında daha uzun kalmak istediğinizde ehliyeti buradan yeniden aldırmanız gerekiyor. Kanada'nın bazı ülkelere bazı ülkelerin ehliyetini olduğu gibi sayabiliyorlar. Fakat bizim ülkemiz bu ülkeler arasında değil. Bu yüzden bizim tekrar ehliyet almamız gerekiyor. Bunun da birkaç yolu var. İlk başta IDP denilen bir uluslararası ehliyet var, geçerlilik. Buna siz gelmeden Ankara'da, Türkiye'de çeşitli yerleri var. Buradan başvurup alabilirsiniz. Bu 950 lira gibi bir rakamı vardı. Vermek zorunda kaldık. Burası çok güzel bir park. Birçok da işte buranın oturan halkı, yerlisi köpekleriyle buraya geliyor. Çok tatlı bir labrador geldi aslında. Köpekleri gösterelim isterseniz. Kahvelerimizi alıp parka geldik. Hem dedik açık havada size ehliyeti anlatalım diye. Öyle arada misafirlerimiz olabiliyor. Evet. Sonrasında bu IDP'de 950 lira bir ücreti vardı. Araştırmalara devam ettiğimizde buraya geldiğimizde de yapabileceğimizi gördüm. Buraya geldiğimizde konsolosluğa gidip ehliyetinizin çevirisini yaptırdığınızda 22 dolar ödedikten sonra çevirisini yaptığınızda bunu saydırabiliyorsunuz. Siz kaç senedir ehliyetiniz varsa o sürenin tamamını burada sanki ehliyetiniz varmış gibi saydırabiliyorsunuz. Burada iki tane yer var ehliyet vermede. Birisi Service Ontario, diğerisi Dry Test. Dry Test bu konunun aslında gidilmesi gereken ehliyetin alacağınız yer Dry Test. Oraya başvurmanızı tavsiye ederim. Dry Test'te ehliyetler bildiğiniz üzere G1, G2 ve G olarak ayrılıyor. G1 yazılı sınav oluyor. G2 sadece road teste giriyorsunuz. G1'e biniyorsanız. G2 atlayıp direkt G road teste girebiliyorsunuz. G2 ile G arasındaki fark, G2'de bazı saatlerde dışarıya araca tek başınıza binemiyorsunuz. Bazı otoyollara giremiyorsunuz. Onun haricinde iş için ehliyetinizi kullanamıyorsunuz. Mesela nedir bunlar? Uber yapamıyorsunuz. Veya bir taşımacılık, kargo taşımacılığı yapamıyorsunuz. Bunlar gibi engelleri var G2'nin. G2 sınavı ile G arasındaki fark da G2 sınavında bu otoyollara çıkmadan şehir içinde sadece kullanılıyorlar. G sınavında otoyol sürüşünüzü test ediyorlar. Şehir içinin yanı sıra. Sınavın şöyle bir önemli noktası var. Hemen ona değineyim. Sınav olduktan geçtikten sonra benim yaşadığım bir problemi siz yaşamayın. Onun için size önemli olan bir husus var. Bu G veya G2'ye almak istediğinizde sizin G1 ehliyetinizle ilgili bilgileri istiyorlar. Burada ben uzunca bir süre, yaklaşık 3-4 gün denedim girmeyi. Hep aşağıda bütün bilgileri girdikten sonra sizin kayıtlı, bu bilgilere dayalı olarak kayıtlı bir ehliyetiniz olmadığı uyarısı veriyordu. Ben de Christmas öncesi olduğu için bununla ilgili olabileceğini düşündüm.
Sonra biraz araştırma yaptım. Buradaki önemli nokta, bakın şurada bir expired date var. Son kullanım tarihi. Bu kullanım tarihini girmeyeceksiniz. Buradaki detay, şu üstteki başlangıç effective date dediği tarihin üzerine 5 sene ekleyerek aynı tarihi yazıp expired date olarak söyleyeceksiniz. Onun üzerine sistem geçiyor. Ama buradaki expire date'i neye göre yapmışlar? Onu ben de anlamadım. Yalnız bu bilgileri girdiğinizde yanlış çıkıyor. Siz kendiniz otomatik 5 sene eklemeniz gerekiyor bu effective date'in üzerine. Bu bilgilerin haricinde G testine geçiş süreci, G testi için nasıl bir araba bulduğumuz ve öncesinde böyle pratik amaçlı Toronto'da nasıl bir eğitim aldığı ile ilgili bilgi de veririm en son kapanışla ilgili olarak. G testi için bir araba götürmeniz gerekiyor. Çağrı da bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Nasıl anlatırsan devamlı. Tamamdır. Şimdi aracı eşimin söylediği gibi bizim götürmemiz gerekiyor. Bununla ilgili iki durum vardı. Bir araç kiralayıp gidecektik. Ya da bir sürücü kursundan anlaşıp onların bir aracıyla katılacaktık. Sürücü kursunun aracıyla katılmanın daha avantajlı olacağını düşündüğüm için araştırmalara girdik. Birkaç sürücü kursuyla konuştuk. Bunlarla ilgili konuşmalarımız sonucunda hep sürücü kursları bir paket halinde bize aracı sundular. Bir sürüş yapılacak en az 4 saat olmak üzere. Sonrasında road testte de aracını gene belirli bir parayla göndereceklerini söylediler. Biz de kabul ettik. Sonra gönderdikleri eğitmenle birlikte konuştuğumda, işte benim uzun süre deneyimi olduğumu, hatta benim Kanada'da daha önceden de araba sürdüğümü aktardığımda bana 2 saat yeterli olacağını söyledi. Geldiğimizde 45. dakika başladığımızda eğitime, 45. dakika sonra bana aktaracak bir şeyinin olmadığını, eğitimin tamamlandığını, 1 saat yeterli olacağını söyledi. Bu beni tabii mutlu etti. Sonuçta 1 saat daha avantajlı olduk. Saatine $50 istemişlerdi. Hem de en azından sınav öncesi moral motivasyon açısından da önemli oldu. Zaten hani iyi araç süren bir insan. Bir de bu ehliyeti almak biraz Kanada'da zormuş zannediyorum. Yani herkes bizi korkutuyor. Baktığımızda evet, yani hemen araştırdığınızda işte G ehliyete bir kez girebiliyorsunuz. Evet, vermiyorlar. Bizim. Gibi böyle. İşte siz 15 gün olmuş daha buna vermezler kesin gibi. Eğitmen bir daha girmenizi isteyebilir. Aynen. Yani çeşitli aslında bununla ilgili efsaneler var para için yaptıkları. Ya belki de doğrudur. Hani ya çünkü evet, bana en son eğitmen de o şekilde dedi. Hani iyi bir sürücüsün dedi. Umarım iyi bir instructor gelir dedi. Aynen. Ve geçersin. Ehliyeti ile ilgili diğer bir husus da bu bazı Toronto'nun çevrelerindeki ilçeler ve beldelerde ilgili bir internette geçme oranı istatistik olarak çalışmışlar. Belirli oranlarda geçme durumları söyleniyor. Kalma geçme durumlarını vermişler. Burada gördüğüm kadarıyla en iyi yerlerden iki tanesi Gulf ve Burlington'dı. Bunlarla ilgili road test almaya çalıştım ama şu an benim baktığımda Ocak ayının ilk günü Aralık'ın sonu gibiydi. 31'ini birine bağlayan gün. Mart ayına kadar her iki şehirde kapalıydı. Ben de çok ötelemek istemediğim için başka en yakın tarihli olan Oakville'i gördüm. Oakville'den aldım. Oakville'de gireceğim ayın 12'sinde. Bir aksilik olmazsa 12 Ocak'ta. Mart'a kadar beklemek istemedim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız, geçebileceğiz mi, kalacağız mı? Onların hepsi benim için de bir merak uyandırıyor. Sizin de ehliyetle ilgili daha sormak istediğiniz ayrıntı, kafanıza takılan, bizim burada anlatmayı unuttuğumuz bir husus olursa yine yardımcı olmaya çalışırız. Zaten gelişmelerle ilgili sizlere güncel bilgi de veririz G testine girdikten sonra. Onun haricinde bu videoyu da böyle bitirelim istedik. Umarım hoşunuza gider. Videolarımızı beğeniyorsanız, bizi takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz kanalımıza. Biz de çok memnun oluruz açıkçası. Haftalık video çekmeye çalışıyoruz.
Onun haricinde diğer videolarda da işte daha eğitim, okulla ilgili videolar da çekmeyi planlıyoruz. Eğer ilginizi çekerse veya merak ettiğiniz başka konular varsa onları da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.